Şimdi diğer komutlarımız Mechanical Curve. Bunlar da bize hazır bir şekilde hiperbol, parabol, elips, helix, spiral gibi çizimler yapmamıza olanak sağlıyor. Burada en çok kullandığımız komutlar elips, helix komutları. Elips şeklinde bir çizim yapmak için, helix de yay şeklinde bir çizim yapmak için kullandığımız komutumuz. İlk önce elipsi görelim. Noktamı seçtim. Merkez noktasını. X de farklı, Y de farklı ölçüler vererek elips şeklinde elips çizmiş oldum daha doğrusu. İstersek biz bunu açısıyla oynayıp döndürmemiz mümkün. Ve dediğim gibi majör ve minör açılarını değiştirerek bu şekilde bir elips elde etmemiz mümkün. Bir de ne demiştim? Biz helix'i çok kullanıyoruz. Böyle yapayım. Şunları bir sileyim. Helix de bize yay formunda çizim elde etmemize olanak sağlıyor. Helix dedim. Bir merkez noktası seç istiyor benden. Merkezin burası dedim. Şimdi argular displacement bu bizim toplam alacağımız yolumuz. Yayımızın yolu. Diyelim ki 3600 milim olsun. Başlangıç radyusu kaç olsun? Dedim ki 15 olsun. Adımı da 5-5 olsun dedim. Bakın gördüğünüz gibi bunun toplam yayın uzunluğu 3600. 15 milim bizim radyusumuz, çapımız var. Adımımız da 5. Yani bunlarla istediğimiz şekilde oynayarak bu şekilde yay şeklinde bir tasarım elde etmemize olanak sağlıyor. Şimdi mechanical curve'lerden diğerlerini pek kullanmıyoruz. O yüzden üstünde durup vakit kaybetmek istemiyorum. Wrap komutu da bizim silindir üzerine yazı yazmak istediğimiz zaman kullandığımız komutumuz. Önce bir silindir çizelim buraya. Daha sonrasında animation kısmına text dedim. Buraya deneme yazdım. Ve buradan statik değil de create text as profile dedim. Okey dedim. Herhangi bir yere bırakıyorum. Çok da önemli değil. Biraz içinde kaldı ama geri geleyim. Şöyle şurada dursun. Şimdi geldim. Ben bu yazıyı bu silindirin üzerine yapıştırmak istediğimi söylüyorum. Wrap dedim. Diyor ki, select element to be wrap. Yani yapıştırılacak element hangisi? Bunlardır dedim. Sağ tuş referans noktası. Hangi noktasına itibaren yapıştırmak istiyorsun? Yani dedim ki tam bunların ortası veya bunun tam bu köşesine itibaren yapıştırmak istediğimi söyledim. Yapıştırılacak yüzeyi soruyor. Dedim ki yüzeyim budur. Sağ tuş ve bu yüzeyin hangi noktasına yapsın? İstersek buradan herhangi bir nokta veya diyebilirim ki ben tam ortasına yapsın. Okey, preview dedim. Bakın yazımı yazdı. Ama gördüğünüz gibi ne oldu? Benim yazım ters oldu. Veya bu şekilde de kullanmak isteyebilirsiniz ama ters oldu dedik. Nasıl düzeltebiliriz? Mirror X dedim. Ne yaptı? X yönünde bunları aynaladı ve istediğim formata getirdi. Veya tam tersi olabilirdi. Ben buna Mirror Y deyip bu şekilde de yazımı Y yönünde aynalayarak düzeltmem mümkün. Şimdi istersek biz bunu X'de Y'de scale etmemiz mümkün. Yani biraz büyütmemiz mümkün. Veya diyebiliriz ki bunu taşıyalım. X'de 10 milim, Y'de 10 milim taşımak istiyorum diyebiliriz. Veya biz buna bir döndürme açısı vererek bu şekilde biz bunu döndürmemiz mümkün. Bakın artık açılı bir şekilde ilerlemiş oluyor yazı. Yani bu şekilde
yazımızı silindirimizin üzerine kopyalamış oluyor, yani yapıştırmış oluyoruz. Okey dediğimiz zaman artık bunu yapıştırdık. İster bunu içeri doğru extrude'la içeri gömüp yazıyı derinletebiliriz veya kabartmamız da mümkün bu şekilde. Şimdi contact curve. Bu nedir? Bizim iki tane eğrimiz var. Bunları birleştirmede kullanıyoruz. Ne gibi? İki tane eğrimiz var ama ayrı ayrı. Ben bunları tek bir eğri haline getirmek istiyorum. Geldim. Contact curve dedim. Birinci eğrim, ikinci eğrim. Artık bunlar tek bir eğri olmuş oldu. Yani bu şekilde eğrileri birleştirmek istediğimizde kullanabiliriz. Yani illa ki eğrim olması gerekiyor. Hayır. Benim iki tane line'ım var. Bakın gördüğünüz gibi ikisi de ayrı ayrı. Yani bunları da contact curve deyip birleştirmem mümkün. Ama ne oluyor? Bu sefer line'lıktan çıkıp spline'a dönmüş oluyor. Yani bu şekilde iki farklı eğri veya düz çizgi varsa bunları birbirine birleştirmiş oluruz. Join curve. Bu da şöyle yapalım. Biraz mesafeli olsun eğrilerimiz. Bunları birleştirmek için. Birinci eğrim, ikinci eğrim ne yaptı? Bunları birleştirmiş oldu. Geri geleyim. Hatta bir daha geri geleyim. Şunu biraz daha uzaktan çizeyim. Daha rahat görün diye. Mine geldim. Wireframe. Join curve. Buradan bakın option seçeneğini açtım. Dedim ki birinci yerim bu. İkinci yerim bu. Ne yaptı? Birleştirmiş oldu. Şimdi ben buna retain first element, retain second element deyip eğrilerin nasıl hani bu halden bu hale birleşmek için bu hale geldiğini görebiliyorum. Şimdi bir de diyebilirim ki bakın burada modify both. İkisini birbirine uydurarak birleştir demişiz. Hayır, ben birinciye göre uydurarak birleştir veya ikinciye göre uydurarak birleştir de demem mümkün. Yani gördüğünüz gibi eğrileri nasıl oynandı? Birinciye göre dedim. Birinciyi değiştirdi, ikinci sabit tuttu. Birinciyi ona göre yapmış oldu. Veya tam tersi bunu da diyebilirim. Veya diyebilirim ki her ikisini de aynı. Yani ikisini de birbirine göre ayarlayıp birleştir. Biz bunları birleştirdik. Ama ne oldu? Bunlar birbirine tanjant olmadı. Burada bir keskinlik var. Bunları nasıl giderebiliriz? Burada bizim force tangent komutumuz var. Birinci yerim bu, ikinci yerim bu. Bakın ne yaptı? Tanjant bir şekilde tanjantlık yapmış oldu. Tekrar ben geleyim bu komutumun içerisine. Yine option seçeneğini açtım. İki yerimi seçtim. Dedim ki retain first ve retain last element. Ne yaptı? Bunları tanjant bir şekilde birleştirebilmek için gördüğünüz gibi normalde formlarımız bunlardı. Ama biraz formlarımızdan saparak tanjant hale getirmiş oldu. İstersek burada ama eğrilerle yine oynamamız mümkün. Burada scale komutları var. Onlarla biraz daha eğrimizde oynayarak istediğimiz şekle getirmemiz mümkün. Yine burada modify first, modify second seçenekleri bulunuyor. Ne yaptık? Birinciye göre düzelt, ikinciye göre düzelt veya her ikisine göre dememiz mümkün. Bu şekilde de eğrileri tanjant bir şekilde birleştirmemize olanak sağlıyor. Şimdi added curve. Bu nedir? Bunlar bizim eğrilerle oynadığımız komutlarımız. Modify point. Bu da bizim spline'larımızın kontrol noktalarını oynayarak düzenlememize olanak sağlıyor. Bir kere spline'ımı seçtim. Bakın bize o spline'a ait kontrol noktaları çıkartmış oldu. Ben buradan bu noktaları seçerek ister bir tane ister birden fazla seçtim. Sağ tuş dedim. Bunları oynamam mümkün. İstersek elimizle tutup çekiştirebiliriz.
Veya buradan bakın, incremental translation var. Buna tıklayıp yine buradan ister ölçüleri kendimiz girerek veya buradaki oklarla oynayarak X'de, Y'de, Z'de bu yerleri düzenlememiz mümkün. Ne oldu? Az önce 2 boyuttaydı. Artık 3 boyuta çıkarmış olduk eğrimi. Benim gibi wireframe, added curve, modify point. Eğrimi seçtim. Bana kontrol noktalarını çıkarttı. İstediğim kontrol noktasını seçtim. Bunu ister elimle çekiştirerek bu şekilde veya diyebilirim ki hayır, ben bunu ölçülü yapacağım deyip bu şekilde ölçülü şekilde de oynamamız mümkün. Burada çok kullandığımız bir diğer komutumuz da Riprost Curve. Bu nedir? Bizim eğriler üzerindeki noktaları azaltarak daha düzgün yüzey elde etmemize olanak sağlar. Onunla ilgili de bir örnek açayım ben size. Şu olur. Demiş ki şu hariç her şeyi sil. Evet. Diyebilirim ki ben şu kenarını uzatmak istiyorum. Extrude yapacağım. Ama önce bir kenarlarını çizeyim. Draw 5 dedim. Bakın yine burada devam ettirerek çizmek için Select 8 of Body Chain dedim. Demek ki bu kenarım buraya göre değil, sağ tarafa doğru ilerlesin. Bakın sağ tuşu yaptıkça ilerliyor. Sol tuş, sağ tuş. Şimdi bir de ben bunları birleştireyim. Kontaktör dedim. Başlangıcı burası. Bitişi burası dedim. Artık hepsini birleştirmiş oldu. Şimdi ben bunu bir extrude edeyim. A yönünde, X yönünde. Bu yöne doğru. Bakın ne yaptı? Buralar böyle biraz daha kırık 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 çıkmış oldu. Şimdi ben bir de bunu bir taşıyayım. Kopyalayarak Z'de taşı. Şimdi geldim. Edit Curve, Reprose Curve dedim. Bir kere buradaki eğrimi seçtim. Sağ tuş dedim. Neymiş? Bu 92 tane noktadan geçiyormuş. Bir kere okey dedim. Ama bu 79 tane noktadan geçebilirmiş. Neye göre? Bizim burada verdiğimiz binde birlik toleransa göre. Tabii biz bu toleransı istersek azaltıp arttırmamız mümkün ama bu sefer de yüzey formundan uzaklaşabiliriz. Bu verdiğimiz şeye göre 79 noktadan geçebiliyormuş. Bir de şimdi buna extrude edeyim. Bakın, biraz daha stabil, düzgün, kırıklık olmayan bir yüzey elde etmiş oldum. Burada neydi? Böyle kırık kırık çizgiler oluştu. Ve bu da kem yaparken de makinenin buralara duraklayıp vuruntu yapmasını olanak sağlayabilir. Ama burada biraz daha stabil bir yüzey elde etmiş olduk. Hem görünüş açısından hem de kem işlemi yaptığımız zaman makinenin daha stabil bir şekilde işleyebilmesi için, hani böyle buralarda takılıp vuruntu yapmaması için bu şekilde nokta azaltarak yüzey örebiliriz. Şimdi bir sonraki komutumda profil komutları. Bunlar nedir? Bir boş sayfa açayım. Kısa yoldan profil oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bakın burada hazır profil komutlarım var. Rectangle dedim. Ne yaptı? Bana kare şeklinde veya dikdörtgen şeklinde profil oluşturmama olanak sağlıyor. Bakın burada dialog box var. Buraya girip içerisinden ölçü vererek de bizim gördüğünüz gibi
profil elde etmemize olanak sağlıyor. Veya buradan direkt radish komutu var. Radish komutundan da seçtiğimiz zaman, bir değer verdiğimiz zaman dört köşeye de aynı anda radius kırmamız mümkün. Veya aynı şekilde pah kısmımız da var. Veya diyebiliriz ki shape, açı var dememiz mümkün. Şimdi ne yapmıştık? Biz seçerken şöyle göstereyim. Bakın kenara göre aldık. Yani biz onu merkeze göre al deseydik bu sefer seçtiğimiz nokta merkezimiz olacaktı. Ona göre işlem yapmış olacaktık. Mesela döndürürken de artık merkeze göre döndürmüş oldu. Aynı şekilde buradan da hareket ettirebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz kontrol noktasını. Yine bizim burada slot şeklinde komutumuz var. Bu şekilde slot elde edebiliyoruz veya yine buradan gördüğünüz gibi diyalog kısmını seçtiğimiz zaman bu şekilde yükseklik vererek slot oluşturmamız mümkün. Yine buradan açılar da verebiliriz. Veya dairesel bir slot elde etmek istiyoruz. Radius'um 30 dedim. Minör radius'um 10. Başlangıç açım. Şöyle diyelim. Bunu küçülte. Yani bu şekilde de dairesel şekilde slot elde etmemiz mümkün. Veya poligon. Buradan istersek üçgen, dörtgen, beşgen şeklinde tasarımlar yapmamız mümkün. Seçtiğimiz kenar sayısına göre bize o kadar kenarlı çokgen çıkarmış oluyor. Şimdi bir de burada içinde mi, dışında mı? Şimdi bu nedir? Bizim verdiğimiz radius değerimiz kaçtı? 30. Bu bizim 30 dairenin dışını yapacak şekilde veya o 30 dairelik içine çizebilecek şekilde yaptığımız kısım. Yani dediğim gibi buradan kenar seçerek de kaçlı çokgen istiyorsak o şekilde çokgen yapmamız mümkün. Aynı şekilde bunları ola ki şey yapmadık, radius kırmadık. Bunun kenarlarına radius kırabiliriz. Bakın ne yaptı? Fazla oldu ama bu şekilde bütün kenarlara radius kırmış olduk. Veya offsetlememiz de mümkün. Profil offset kısmından seçtiğimiz elementi bu şekilde offsetlememiz mümkün. Şöyle yapayım. Bir tane daha kare çizeyim. Bunu bir offsetle diyelim. Bakın ne yaptı? Offsetlerken buraları daire şeklinde yapmış oldu. Hani radius kırmış oldu. Ama biz buradan tangent extension dediğimiz zaman artık dik bir şekilde offsetlememiz mümkün. Yine reverse dersek içeri doğru offsetlemiş olacak. Both side dersek de her iki yöne offsetlemiş olur. Bir de bizim burada kapalı ve açık profil kısımlarımız var. Bunlar ne işe yarıyor? Diyelim ki şu şekilde bir kapalı bir çizgimiz var. Dairemiz var. Bir de spline'ımız var. Bunları profile çevirmek için bu komutları kullanırız. Bunlar ne işimize yarayacak? Bu şekilde mesela bir daire çizdik diyelim veya herhangi bir şekil. Biz bunu bu şekilde extrude ettiğimiz zaman bize yüzey vermiş olacak. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Yüzey yapmış oldu. Yani ben bunu bir kapalı profile çevirseydim artık bana katı ve şekil vermiş olacaktı. Bir de açık profilimiz var. Bu da bizim bu şekilde spline'larımız olduğu zaman bunları profile çevirmek istediğim zaman elementin başlangıcını seçtim, bitişini seçtim ve bana yine bunu profile çevirmiş oldu. Bu da benim yani bazı komutlarda dediğim gibi profil kullanmamız gerekiyor. O tarz komutlarda bu şekilde profil elde edebiliriz. Veya
kemdeyken bir parçanın üzerinden profil sınır seçmemiz gerekiyorsa bu şekilde seçebiliriz. Nasıl? Şöyle hemen onu da göstereyim. Sonrasında bir ara verelim. Neredeydi? MFR bu. Dedim ki ben bu parçanın üzerinden sınır seçeceğim. Şimdi burada create profil kısmımız var. Bununla da ola ki kem yaparken, sınır seçerken kullanabiliriz. Nasıl? Gelip ben buradan yüzey seçebilirim. Diyelim ki ben bu yüzeyin üzerine sınır elde etmek istiyorum. Yüzeyimi seçtim. Sağ tuş dedim. Bakın gördüğünüz gibi yüzeyimde sınırlar elde ettik. Ama ne yaptı? Bütün gördüğü unsurlara sınır çıkartmış oldu. Ben bunu ayarlayamaz mıyım? Ayarlayabilirim. Option seçeneğini açtım. Yine yüzeyime tıkladım. Sağ tuş dedim. Bu sefer skip inner loops dedim. İçeridekileri alma deyip sadece dıştaki profilim kalsın diyebilirim. Veya ben bunu workplane'e çıkar. On current workplane deyip normalde neredeydi? Benim seçtiğim yüzeyin üzerindeydi sınır. Ben onu diyebilirim ki on current workplane'in üzerine taşımış olurum sınırımı. Veya tekrar girelim içine. Kenar seçerek de yapabilirim ben bunu. Dedim ki bu kenarları göre sınır çıkaracağım. Bu şekilde bütün kenarları seçip böyle de sınır çıkartmamız mümkün. Veya nokta. Yani bu nokta içinde kapalı bir alan olması gerekiyor. Şöyle dediğim gibi hani ya yüzey seçeriz. Seçtiğimiz yüzeye göre bize sınır çıkartır. Veya kenar seçerek de bu şekilde sınır çıkartmamız mümkün. Yine buradaki yüzeyleri seçip onları da sınır çıkartırmamız mümkün. Gördüğünüz gibi. Bununla ileride detaylandırıp örneklendirebiliriz.